Kimin askerini nereye gönderiyorsunuz kardeşim? Evet. 800 bin asker Ukrayna sahası için ne demek biliyor musunuz? Dağ taş asker demek ya. 800 bin asker nereye koyacaksınız arkadaşlar? Zaten hatırla Macaristan Başbakanı ne demişti? Bir plan var demişti. Evet. Romanya'da, Macaristan'da e, ve Polonya'da şey yapmak istiyorlar. NATO üstleri kuracaklar. Büyük NATO Hı -hı. üstleri kuracaklar ve bu büyük NATO üslerinde asker düşecek demişlerdi. Hatırlıyor musunuz? Evet. Bu arada yeni bir açıklaması daha var Orban'ın. Onu verirseniz arkadaşlar mesela onunla destekleyelim. Mesela Romanya'da ona başladılar. Zaten Polonya'da yapmışlardı. Macaristan ben projenin içinde yer almayacağım dedi mesela. Reddetti. Romanya'da şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük füze önleme istasyonları ve büyük bir hava üssü kuruluyor. Hı -hı. Romanya'da. Şimdi Macaristan Başbakanı daha yeni bu açıklaması hı hı. diyor ki cepheden gelen haberleri takip ediyoruz. Güvenlik konseyini topladım. Savaşın şiddetlenmesi riski hiç bu kadar yüksek olmamıştı. Macaristan ateşkes ve barış görüşmelerini desteklemeye devam ediyor. Ve diyor ki savaşın en tehlikeli iki ayı önümüzde. Burası kesin. Katılıyorum. Burada tabii yine Macaristan... Niye e iki ay diyor biliyor musun? Niye? Çünkü Trump oturacak iki ay sonra. Hayır. <laughs> devir teslim öncesinde Biden gider ayak her şey yapabilir diyor çıktı. Işte. Hmm. Trump gelecek öyle. daha korkunç olacak demiyor. Bu geçiş sürecinde, iki aylık süreçte çünkü Ocak'ta teslim olacak. Yani evet, 20, Ocak. Altısında, 20. 20 Ocak'ta. Hı -hı. Mı? 20 Ocak'a kadar 2 ay vardı. Işte. Evet. 2 ay dediği şey bu devir teslimden önce Biden'ın e, Trump'ın da 4 senede baş edemeyeceği büyük bir e, ne diyeyim? sorunu kucağına bırakması. Öyle görünüyor. Hı hı. Şimdi e, Almanya tarafına ilişkin bir diğer önemli gelişme de hatta o kısmı çok ilgi görmüş hakikaten. Bu kabloların, iletişim kablolarının kesilmesi konusu. Onunla ilgili de bir görselimiz vardı. Yani burada Almanya'nın, Avrupa'nın lokomotif ülkesi. Pek çok açıklamasından bahsettik. Yeni gelişmelerden bahsettik. Bir de tabii çok da kritik bir zamanda bu iletişim Kabloların kesilmesi. Öncelikle bu iletişim kablolarını biraz anlatalım ilk defa duyanlar için. Sonra da bunların kesilmesi nasıl bir şüphe uyandırdı sizde? Yani artık örtül operasyonlar başladı dediğimiz işte evet. operasyonlar bunlar. Bir ülkenin etişi e, e, kopartıyorsunuz. British Airways uçaklarıyla irtibatın kopartıyorsunuz. Evet. E, i̇şte Rusya ile Almanya arasındaki e, kuzey Akım 2 şeyini havaya uçuruyorsunuz. E, arkasından Bölgede bir müddet sonra serseri mayınlar dolaşan mayınların gemilere çarptığını ve patladığını görmeye başlarsınız. Baltı, Baltık'ta e, birçok olaya şahit olabilirsiniz. Hı hı. Bunların her biri e, bu coğrafyada yaşanacak. Yani bir yıl önce, iki yıl önce, üç yıl önce ne konuşuyorduk? Birinci gününde nereye geldik? Evet. Seyre bakar mısınız? Hangsavar silahı vermekten uzun menzilli seyir füzesi fırlatmaya geldik. Hani evet. ki menzil o kadar önemli, menzil o kadar önemli. Siz bir ülkenin derinliğinde vurmaya kalkarsanız o ülkede, ki bu ülke Rusya ise size bunun cevabını çok sert verir. Şimdi diye şimdi şey konuşuluyor. İşte e, Rusya'nın yeteri kadar askeri falan yok, parası var, kaynakları var kendisiyle ortak hareket edecek olan ülkeleri var. Çin, Kuzey Kore, İran, İran'la ortak hareket edecek olan ülkeler hı hı. ve Afrika'da kendisiyle beraber ortak hareket edecek olan ülkeler. Evet. O i̇stediği zaman... an, istediği an, istediği an paralı asker olarak sahaya sürebileceği, kendi yanında savaşa sokabileceği 300 400 bin arasındaki bir mevcudu var. E, konuş, hay konuşuluyor. Var değil konuşuluyor istediği an sahaya sürebileceğini konuşuluyor. İşte, iste, işte, Var işte Kuzey yani Kore, istediği 100 zaman 100 bin. koyar sahaya. 100 bin. 300-400 bin rakam küçük bir rakam mı? Eğer 17 milyon kilometre karelik bir alanı koruyorsanız az bir rakam. Rusya'nın mevcut askeri şu an kullandığı bölgede kaç bin? E, vallahi şöyle söyleyeyim. E, farklı farklı alanlarda yaklaşık 300 bine yakın asker kullanıldığı söyleniyor. Hı hı. Yani şundan soruyorum. Almanya'nın o Planının absürtlüğü aslında. Hani Bir anda sahada NATO askeri varlığıyla Rusya'nın askeri varlığı arasında nasıl bir uçurum oluşuyor? Dediğiniz gibi her metrekareye bir asker düşmesi lazım o hesapla. 800 bin askeri nereden bulacaksın sorusu bence daha büyük e, absürtlük. 800 bin askeri nasıl toplayacaksınız? Büyük operasyonlarda bile bu kadar toplayamadınız. Afganistan'daki operasyonda katılan e, toplam bütün e, NATO ülkelerinden gelen askerlerin toplamı... 100 bin civarındaydı, 110 bin civarındaydı yani. Aktif olarak kullanılan mevcut. 110 bin civarındaydı. Peki Rusya'nın böyle yapsa desteğe gelebilecek askerlerden bahsettiniz. Bir de Rusya'ya ve Ukrayna'ya verilen füzelere, mühimmata tak, bakalım tak, kimler takalım. neler vermiş.